Business Channel Türk TV'nin çok değerli izleyicileri, sevgili konuklar, programımıza hoş geldiniz. Programımızın adı Holistik Sağlık. Kendimi tanıtayım kısaca. İsmim Galip Turpan. Bu sabah Ankara'dan geldim. Geçen hafta da buradaydım. Yine bu, bu stüdyoda Nesrin İlçi Hanım'la bir sohbet ettik. E, o sohbette de holistik sağlıktan bahsettim. Sormuştu bana Nesrin Hanım başka hangi konularla ilgileniyorsunuz diye. Benim birinci önceliğim sağlık. Neden derseniz sağlık Türkçemizde dilimizde çok güzel şeyler var, ifadeler var. Evet sevgili izleyiciler, hepiniz bilirsiniz sohbetlerimizde karşımızdaki insanın başına kötü bir şey geldiği zaman deriz ki ya neyse boş ver sağlık olsun deriz. O nedenle benim birinci önceliğim yani şirketimin asli işlerinden de önce bendeniz sağlık konusunda e, videolar yapıyorum, yazılar yazıyorum. Efendim YouTube'da bu konuda videolarım var. E, çok fazla laf uzatmayayım. Yani söyleyeceklerimiz çok fazla. E, süremiz de sınırlı, 20 dakika ile sınırlı. Kendimi tanıttım, ismimi söyledim, Ankara'dan geldim dedim. Benim bir de lakabım var. <laughs> Kendime 2008 yılında hakikat yolcusu dedim. Yakın zamanda da bir ay öncesi de Aşık Galip demeye başladım. Zaman zaman birini, zaman zaman öbür şeyimi, lakabımı kullanıyorum. Onların ne anlama geldiğini ilerleyen dakikalarda zaman kalırsa söylerim. Evet, holistik sağlık peki kelime anlamı olarak nedir diye sorarsanız, holistik İngilizce bir kelime. Türkçesi bütüncül demek. Bütüncül. Yani beden, akıl ve ruh sağlığının bütünlüğü demektir. Eğer bu üçünden bir tanesi bozulursa, diğerleri de bozulur. Birbirini etkiler. Yani beden sağlığı bozulursa akıl sağlığı bozulur. Akıl sağlığı bozulursa ruh sağlığı bozulur. Veya tersi, eğer bir insanın ruh sağlığı bozuksa bu bedenine yansır. Hasta olur, bedensel hastalıklar ortaya çıkar. Bunları ilerleyen dakikalarda daha da detaylandıracağım, açacağım. Evet, e, sağlık benim bir projem. Sağlık projesi. Ve hatta sağlık hareketi bugün başlatıyorum. Business Channel Türk TV'de bu hareketi başlatıyorum naçizane. Ben sadece e, liderlik yapacağım veya adını koydum şu anda. Bu hareketin başlatıcısı, starterı benim. Ama bunu sürdürme işini inşallah e, Business Channel Türk TV yapar, e, sahip çıkar bu şeye, harekete, bu projeye. Ben de nacizane zamanım el verdiği ölçüde bilgi katkısı, efendim eylem katkısıyla destek olmaya çalışırım. Evet bugün bakın Ramazan'ın son 10 günündeyiz. Bugün Cuma hutbesinde Kadir Gecesi konulu tut okudu hoca efendi. Bugün cuma günü. Dolayısıyla bugün uğurlu bir gün. Hem benim için hem siz sevgili dinleyiciler, izleyiciler için. Yani bu bugün bir yollarımız kesişti sizlerle. Bu bir rastlantı değil. Buna Arapçada tevafuk deniyor. Zaten evrende, kozmos'ta rastlantı diye bir şey yok. Her şey ilahi plan çerçevesi içinde yürüyor. Biz insanların cüz'i iradesi vardır. Ama Yüce Allah'ın külli iradesi vardır. Yani ona işte İngilizce deyimiyle makro plan diyebiliriz. Türkçe'de de kullanıyor artık. Bu makro plan çerçevesi içinde biz insanlar kendi cüz'i iradelerimizle hayatımızı planlarız ve yaşarız. Evet, eğer eğer bu programda konuşulanları, benim sizinle paylaştığım bilgileri can kulağıyla dinlerseniz, anlarsanız ve de hayatınıza geçirirseniz kazanırsınız. Kendiniz için, eşiniz için, çocuklarınız için, ananız, babanız için, kardeşleriniz için iyi bir şey yapmış olursunuz. Tabii bu 20 dakikada e, detaylara girmek mümkün değil. Zaten bu birinci lansman projenin, lansman programının amacı e, bundan sonra yapacağımız 6 TV programının özeti olacak. Açıklaması olacak, tan tanıtılması olacak. Holistik sağlık konusu Nuben, çok sevgili arkadaşım ve de e, ODTÜ'den e, bizim asistanımız. Ee, Şevki Can hocamdan, ağabeyimden duydum. Kendisi e, holistik sağlıkla ilgileniyordu. Bundan 5 sene önce tahminen, 5-6 sene önce bir sohbetimizde. E, Şevki hocam nelerle uğraşıyorsun diye sorduğumda işte bir şeyde, e, bir oluşum içinde holistik sağlıkla uğraşıyoruz demişti. O zaman duymuştum ilk defa. Ama ben 1989 yılında üyesi ve de yönetim kurulu üyesi olduğum ee, yaratıcı Zeka Bilim Kültür Derneği'nde işte meditasyon hocamız Remin Biler hocamız rahmetli Ayurvedayı bize öğretti. Ayurveda ile şimdiki işte Holistik Sağlık karşılaştırıyorum ben. Aynı şey, aynı şey. Yani Ayurveda bir Hint öğretisidir. Kelime anlamı olarak da sağlık bilimi demektir. Ayur sağlık Veda bilim demektir Sanskritçe'de. Ee, yani çok derinlemesine Ayurveda'yı inceleme şeyim olmadı bu geçen zaman içinde. Fırsat buldukça araştırdım, okudum, öğrendiğim bilgileri tatbik ettim, hala da tatbik ederim, uygularım. O konudaki bilgileri de ilerleyen programlarda paylaşacağım sizlerle. Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş büyük sultan. Avrupa'nın fatihi, Viyana kapılarına dayanan e, sultanımız, padişahımız Kanuni Sultan Süleyman. O bu sözü söylediyse demek ki sağlık çok önemli. Bir düşünün, yani sağlığınız olmadığında çalışabiliyor musunuz? beden sağlığı, akıl sağlığı, ruh sağlığınız bozulduğunda çalışamıyoruz. İş yapamıyoruz. Bunları ben kitabı bilgi olarak söylemiyorum. Yaşadıklarımı söylüyorum. Deneyimlerimi aktarıyorum size. 2021 yılının Ocak ayında beden sağlığım bozulduğu için tam bir ay doğru dürüst iş yapamadım. Sürekli kanepede yatıp televizyon seyrettim. Ondan sonra uyguladığım geleneksel tıp reçetesiyle, şöyle bir buçuk, iki ay kadar uyguladığım bir reçeteyle sağlığıma kavuştum çok şükür. Dolayısıyla sağlığın kıymetini çok iyi biliyorum e, o olaydan sonra. Daha başka birçok e, sağlık problemlerim de oldu. Detaya girmeyeyim, vaktimiz sınırlı. Holistik sağlığı ben üçe ayırıyorum. Daha önce de işte birkaç defa söyledim. Beden sağlığı, akıl sağlığı ve ruh sağlığı. Beden sağlığını e, elde etmenin, yaşamanın yani sağlıklı bir beden ile yaşamanın şartı doğru beslenmek, sağlıklı beslenmek, doğal, organik, genetiği bozulmamış besinler, gıdalar ve içecekler tüketmek. Eğer bunu yaparsak o zaman bedenimiz sağlıklı olur. Bu konuda ayrı bir program, TV program konusu. İlerleyen günlerde bunu özellikle beden sağlığı konusunda nasıl beslenmeliyiz, ne yiyip ne içmeliyiz konusunda bildiklerimi, öğrendiklerimi bu yaşa gelinceye kadar ve deneyimlerimi daha doğrusu. Yani deneyim bilgiden çok daha önemlidir. Önce okursunuz, bilgi sahibi olursunuz. Ondan sonra onu deneyimlediğiniz zaman o sizin olur artık. O çok değerlidir deneyim. İkinci sırada akıl sağlığı veya zihin sağlığı diyebiliriz. O o konuda ayrı bir TV program konusu olacak ilerleyen haftalarda. Üçüncüsü ruh sağlığı bu da bir TV program konusu olacak. Şu anda detaya girmiyorum. Ama bir iki cümleyle şunu söyleyebilirim. Akıl sağlığı için doğru düşünmeliyiz. Doğru düşünmeliyiz. Efendim, kalbimiz temiz olmalı. Bedenimizin temizliğine çok önem veririz de kalp temizliğine fazla önem vermeyiz. Eğer bir insanın kalbi kirliyse, kıskançlık duyguları, haset duyguları, kin, öfke, nefret, Efendim vesaire duygular varsa o insanın akıl sağlığı bozulur. Akıl sağlığı bozulunca da beden hastalanır. Ruh hastalanır. Ruh sağlığı için ise bendeniz ne yapıyorum? Hani bir söz vardır. Müzik ruhun gıdasıdır derler ya. O çok doğru bir sözdür. Ama tabii her türlü müzik değil. Kendi adıma konuşuyorum bunu. Gençlerimiz Sadece gençler değil, benim yaşımda olanlar da rock müzik sevebiliyor, metal müzik sevebiliyor. Seviyorlar. Ve sevdiklerine göre demek ki onların ruhunu besliyor herhalde ki seviyorlar. Ama bana hitap etmiyor. Eskiden, eskiden ben rock müzik de dinlerdim. Hatta arabesk de dinlerdim. Ama şu anda benim favorim halk türküleri ve de irfan türküleri ilahiler. En çok bu son iki yıldır Son iki yıldır bu kategorideki müzikleri dinliyorum ve benim ruhumu besliyor gerçekten. Ruhu beslemek ne demek? Onu hemen bir cümleyle söyleyeyim geçeyim. Zaman daralıyor sanırım. Ee, eğer ruhunuzu kaliteli kelimesini kullanacağım, onu açmak lazım tabii. Ka kaliteli ne diye kalite demek ne demek diye sorabilirsiniz. Ee, onu daha sonra detaylandırırız bir sonraki başka bir programda. Eğer kaliteli müzik dinlerseniz ruhunuz incelir. Ruhun incelmesi demek hem ruhunuzun hem aklınızın hem bedeninizin frekansının incelmesi demektir. Yükselmesi demektir yani. İnce frekans demek. Ben elektronik mühendisiyim. O yüzden yani şey eminim söylediklerimden. Frekansın incelmesi demek, frekansın yükselmesi demektir. Frekans yükselirse enerji artar, tekamül düzeyi artar, bilinç ve farkındalık artar. Bilinç ve farkındalık artarsa eğer, o zaman önce bedeninizin, sonra aklınızın, sonra ruhunuzun farkında olursunuz. Kendimizin farkında oluruz. Yunus Emre ne diyor? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bunu ce okumaktır diyor. Kendini bilmek çok çok önemlidir. Peygamberimiz ne, ne demiş bir hadisinde? Kendini bilen Rabbini bilir demiş. Bu sözü anlatmak, açıklamak yine ayrı bir program konusu. Yoga çok meşhur. Birçok kişi sanırım aranızda yani bizi izleyen 100 kişiden 90 kişisi yogayı biliyordur. Hatta bu 90 kişinin yarısı yoga kursuna gitmiştir diye ben tahmin yürütüyorum şu anda. Başta İstanbul olmak üzere işte Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde e, hali vakti yerinde olan, maddi durumu iyi olan insanlar, Hatta maddi durumu iyi olmasa bile orta direk dediğimiz kesim e, yoga'ya çok ilgi duyuyor. Gerçekten e, çok da iyi yapıyorlar yoga'ya ilgi duymakla çok da iyi yapıyorlar. E, yapılabilecek en doğru beden hareketi yogadır. Antiparantez söyleyeyim aslında hmm. yoga hareketlerinin esası doğrusu asana'dır. Onlara asana denir. Yoga, Patanjali'nin Hintli guru Patanjali'nin sutralarında geçen 8 bölümden oluşan bir disiplindir, bir öğretidir yoga. Bu 8 şeyin bölümün sadece bir, bir tanesi şeydir asanalardır veya hata yoga denir onlara. Hata yoga. Yani duruş demek. Hata duruş demek. Beden duruşu demek. Ve yogada yapılan şey şudur. Kasları, sinirleri germek ve gevşetmektir. Germek, gevşetmektir. Diğer tür sporlar yanlış yapılırsa faydadan çok zarar verir. Faydadan çok zarar verir. Krampa sebep olur. Kasların katılaşmasına sebep olur. Sakatlığa bile sebep olur. Halbuki işte yoga diye bilinen hata yoga hareketleri yani asanalar yani beden duruşları İngilizce deyimiyle de stretching, Türkçe'si germe gevşetme, germe, stretching karşılığı germe. Kasları bu şekilde gerip gevşeterek kaslar gevşer, kaslar gevşerse zihin de gevşer. Çünkü zihin ve beden ruh bir bütündür. Bakın bu söylediğim bedensel pratikler yani spor spor diyelim, jimnastik diyelim, yoga diyelim, işte asana diyelim vesaire. Bir de konunun diğer boyutu <laughs> zihin yani akıl pratikleri vardır, teknikleri vardır. Bunlardan yine en popüler olanı toplumda çok yaygın artık son yani ben ben 1989 yılında 30 32 yıldır 32 yıl önce meditasyon öğrendim rahmetli hocamız Remin Bilerden. Aradan geçen zaman içinde meditasyon Türkiye'de çok rağbet gördü. Şimdi birçok kişi veya kurum kuruluş okul kurs yoga öğretiyor. Şey pardon meditasyon öğretiyor. Meditasyon demek Zihni arındırmak demek, temizlemek demek, boşaltmak demek, düşünceleri susturmak demek. Zaten bizi yoran zihnimizin maymun gibi, maymun ben benzetmesini yapıyorum, bir, bu konuda biz bir, bir webinar verdik. Birinci webinarımızın konusu buydu. Ee, ilahi denge yasasıydı webinarın adı. O webinarda söyledim. İnsan olarak biz maymunlara çok benziyoruz. Çoğumuz, hepimiz değil tabii de büyük çoğunluğumuz maymun iştahlıyız. Zihnimiz aynen bilgisayarda, şeyde, internette sörf yapar gibi düşünceden düşünceye atlıyor. Ve bu zihnimizi yoruyor, beynimizi yoruyor ve sonunda beden de yoruluyor. Bu yorgunluk çok uzun sürerse beden hastalanır. Yine deneyimlerimi anlatıyorum size, kitabı bilgi söylemiyorum. Meditasyonu ben zikirle çok benzetiyorum. Tasavvufta zikir vardır. İslam geleneğinde zikir vardır. Ne demek zikir? Anmak demektir. Herhangi bir şeyi anmak demektir. Ama İslami gelenekte zikir dendiği zaman ilk akla gelen nedir? Allah'ı anmaktır. dervişler, dervişler e, şeylerinin e, yani müritler, müritler rehberlerinin işte şeyhlerinin her ne derseniz deyin öğretmenlerinin e, şeyinde rehberliğinde zikir yaparlar. Ne, ne, ne yaparlar peki zikirle? İşte zihinlerini boşaltırlar, düşünceyi sustururlar. Düşünce sustuğu zaman Zihin sakinleşir, zihin, beyin incelir ve insan kendi özüne döner. Kendini daha çok bilir. Kendini bilen Rabbini bilir dedim ya, e, peygamberimizin sözünü söyledim ya. E, eğer insan kendisini daha çok bilirse Rabbini bilmeye başlar. Rabbini bilmek ise en büyük mutluluk, en büyük huzurdur. En büyük güçtür. Eğer güç istiyorsanız, zenginlik istiyorsanız, manevi ve maddi zenginlik istiyorsanız Rabbinizi bilin. O size, o size en büyük gücü, en büyük manevi ve maddi zenginliği verecektir. Yoga ile tasavvufu ıı, kısaca karşılaştırmak isterim. Benziyor hakikaten ama ben birebir karşılaştırmayacağım. Sadece şu anda son beş dakikamız kaldı. Tasavvuf geleneğimizden kısaca bildiklerimi söylemek istiyorum. O da ayrı bir şey konusu, TV program konusu. İki sene önce ben detaylı bir şekilde tasavvufla ilgilenmeye başladım e, tasavvuf yoluna girmemin şeyi müsebbibi diyeyim veya sebep olan Türkçe karşılığı Yunus Emre'dir. Ben Yunus Emre'yi 1968-69'lu yıllarda orta, orta okuldayken onun şiirlerini okuyunca tanıdım ve ona aşık oldum. Yunus Emre'nin diğer bir adı aşık Yunus'tur zaten. Ve ben Deniz'de kendime bir ay önce aşık galip demeye başladım. Hamdolsun. Yani ilahi aşkı hissetmeye başladım. Ee, eğer ilahi aşkı hissederseniz, işte e, enerjiniz artar, gücünüz artar, verimliliğiniz artar, yaratıcılığınız artar. Bir bakın, Tüm aşıklar, tüm sanatçılar, işte ister ses sanatçısı olsun, ister ressam olsun, heykeltıraş olsun, her konudaki sanatçı hepsi aşıktır aslında. Eğer o aşk olmasaydı o şiirler yazılmazdı. O tablolar çizilmezdi, yapılmazdı. O heykeller yontulmazdı. Hepsi aşkla yapılıyor. İşte öyle. Eğer işinizde başarılı olmak istiyorsanız işinizi aşkla yapın, sevgiyle yapın, Allah rızası için yapın. Sanırım süremizin sonuna yaklaştık. Evet, daha söyleyeceklerim var. Notlarıma bakıyorum. Biraz önce <laughs> kafede otururken masadaki dergiye baktım. Ee, Business Channel dergisi 7. sayı. O sayıda Melda Nur İplikçi hanımefendinin bir röportajına şöyle bir göz attım. Kozmo Enerji'den bahsediyor. Biraz da o konuda bildiklerimi paylaşayım sizinle. Bu konular yani kozmik enerji, biyo enerji, reiki, gibi enerji e, pratikleri, teknikleri benim de ilgi alanımda. O konuda da az çok biliyorum. Onları da bildiklerimi paylaşacağım sizlerle. Ee, şunu diyeyim. Melda Nur Hanım'a sormuş Sema Baysal hanımefendi. E, nedir? Yani bir kozma enerji nedir diye sormuş. Ve benim aklıma şu geldi. Bunu ben yıllar önce duydum yaklaşık 20 sene önce falan duydum bu tabiri. Kozmik Computer tanımlaması. Yani İngilizce bir kelime. Cosmic Computer, Türkçesi işte kozmik e, bilgisayar. O tanımlama şunu anlatıyor. O kozmik kompütür öyle bir bilgisayar ki insan aklının tahayyül edemeyeceği bir bilgisayar. Süper bir bilgisayar. Yani şu anda süper bilgisayarlar yapıldı. Ee, çok çok hızlı ee, şeyle yapay zeka ile çalışan efendim saniyede milyonlarca işlem yapabilen e, süper bilgisayarlar yapıldı ama kozmik kompütür bunun çok daha üstünde. İşte o kozmik kompütür aslında bir tanımlamadır. Ee, i̇lahi bilginin bilgisayarıdır o. Kozmik kompütür ben öyle tanımlayacağım. Yani yüce yaratıcının, yüce Allah'ın sonsuz ilminin, sonsuz ilminin maddedeki tezahürünün her bir atomda, her bir atom altı parçacıktaki e, yaratıcı bilginin bilgiyle çalışan bir kozmik kompütürdür. yani şu anda e, bizim içinde olduğumuz e, içinde yaşadığımız evren bir kozmik kompütürle yaşa, e, yaratılıyor, daha doğrusu yönetiliyor. O da yüce Allah'ın sonsuz ilmiyle oluyor. Şu anda aklıma gelen ve notumu aldım. Ee, yaratılışın kaynağı bilgidir. Yani yüce Allah'ın tasavvurudur, düşüncesidir, bilgisidir. Yüce Allah kün ve yekün demiş, ol demiş ve her şey olmuş. Yaratılış, yaratılış başlamış. Bilgiden enerji, enerjiden ise madde yaratılmıştır. Bu da, bu konuda da yine daha detaylı bilgi sahibiyim. Onu ilerleyen programlarda zaman olursa onu da sizlerle paylaşırım. Düşüncenin gücünden bahsedeyim. Sanırım son 1-2 dakika kaldı galiba. Ee, reji işaret ediyor. Düşüncenin gücü ise hepsinden önemlidir. Bizi düşüncelerimiz yönetir. Düşünceleri biz yaratırız ve yarattığımız düşünceler bizi yönetir. Hayatımızı şekillendirir. Kaderimizi şekillendirir. Bakın kader konusu açıldı. O da apayrı bir şeydir, konudur. Ee, geçenlerde bir hocamızla hatta ismini vermek de isterim. İsmail Dinçer hocamla kader ve kaza konusunda bir Instagram sohbeti yaptık. Çok değerli bir sohbetti. Ve benim kafamdaki birçok soruya İsmail Dinçer hocam cevap verdi. Kaza ve kader konusu binlerce yıldır insanların zihnini meşgul eden bir sorudur. Biz kaderimizi kendimiz yaratır, yaratırız. Yani ilahi planda İlahi planda e, bir kader yaratılır ama o kaderi, o kaderi değiştirmek bizim elimizdedir. Düşüncelerimizle, eylemlerimizle kaderimizi kendimiz belirleriz, kendimiz yazarız. Yazdığımız yazı şeyi de senaryoyu da oynarız. Hayat budur. Son olarak beden sağlığıyla ilgili ilerleyen günlerde yapacağım beden sağlığını nasıl koruruz, nasıl işte efendim sağlıklı oluruz diye bir program yapacağız ileride inşallah. Orada işte sağlıklı gıdalar ve de içeceklerle beslenmenin yanı sıra hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? İlaçlara sarılıyoruz hemen. İşin kolayına kaçıp hemen hapı yutuyoruz ve iyileşeceğimizi sanıyoruz. Aspirin tedaviyle iyileşmeye çalışıyoruz. Halbuki uzun zamanda bozulan sağlık öyle bir iki tane hap yutmakla düzelmez. Onu da zamana yaymak lazım. Onun da çaresi doğanın eczanesi olan bitkilerle, şifalı bitkilerle, meyvelerle, gıdalarla yapmak lazım. Bu bizim geleneksel tıbbımızdır. Geleneksel tıp bunu bu yöntemlerle tedavi eder hastaları. Ama şimdi işte insanlar işin kolayına kaçtığı için, çok hızlı çözüm istediği için ilaç şirketleri de hap üretiyor bol bol. İnsanlar da o hapı yutuyor. Ondan sonra da hapı yutmuş oluyor. Evet ben sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.